Gracias, Beatriz. Ya estaban gençler konusu en önemli konumuz. Bakanımızın da burada olmasından istifade ederek tabii ki gençlere dokunmamız lazım. Ama gençleri bilgiyle donatmamız lazım. Ve gençlerimizi bilgiyle donattığımız zaman vatan coğrafyasını anlattığımızda mesela Türkiye'mizde sadece Türkiye'nin Azerbaycan'da Azerbaycan'ımızı anlatmamalıyız. Çünkü Türkiye sınırları içerisinde devlet anlayışımız var ama sizin için vatan coğrafyası daha büyüktü değil mi? Bizim için de vatan coğrafyası daha büyüktü. Ve gençlerimize bunu daha iyi anlatmamız lazım. Çünkü dünyada çok zor bir dönemden geçiyoruz. Çok ağır bir dönemden geçiyoruz. Ben buna böyle söylüyorum. Adaletin bittiği, uluslararası hukukun çöktüğü, uluslararası örgütlerin, büyük güçlerin çıkarlarına hizmet ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Ve maalesef ki bu dünya düzeni üzerinde bu cür oynanan, büyük oyunlar oynanan coğrafya, açık da söyleyelim, tahtaya koyulan biziz. Senaryolar yazmışlar, çizmişler ama o senaryo yazılan, çizilen coğrafya bizim vatan topraklarımızdı. Ve bu senaryolar baş tutarsa bunun bedelini daha da ağır öderiz. Bu coğrafyada ağır öderiz. Ben her zaman diyorum gençlerimize, bugün modern dünyada yeni bir Çanakkale'den geçiyoruz. Bunun gençlerimiz bilincinde olacak. Ne oluyor bitiyor bu coğrafyada bilincinde olacak. Çünkü bazen bilincinde olmayan da gençlerimiz bazı oyunlara müsait de. Maalesef ki içimizde olabiliyorlar. Biz o gençlerimizi kaybetmememiz gerekir. Tüm gençlerimizin bilgi donanımı çok olması gerekir. Mesela yanı başımızda olanlar, o kalelerimiz üzerinde oynanan oyunların anlamı ne? Bunu bilmek gerekir. Yani Türkiye dışındaki vatan coğrafyalarında baş verenlerin birçoğu da bunun hedefi burası aslında. Ben mesela bakanımla beraber çalıştık. Çok güzel çalışmalar yaptı bakanımdan. Allah razı olsun. Türkiye'mizi uluslararası camiada, bizim hepimizi Türk Müslüman dünyasını savundu. Biz oralarda daha iyi görebiliyorsunuz bazı şeyleri. Çok iyi görebiliyorsunuz. Mesela terörle mücadele diyorlar. Ama mesela Türkiye'de terör oluyor. Brüksel'i duralım da saygıyla analım falanı falanı, bize gelince yok. Cifte standartlar terörle mücadelede. Terörle mücadele diyorlar. Biz her yerde olursa lanetliyoruz. Diyoruz ki biz terörün aleyhineyiz. Ama bize gelince terör örgütlerinin arkasındaki desteklerini görüyoruz. Batı'da, Avrupa'da bunu artık açık oluyorlar. Gizli değil. Ne hedefler var, ne değil. Ben gittiğim her yerde bakanımız anlatıyor. Mesela ben Azerbaycan milletvekiliyim. Ama kendimi sadece öyle hissetmiyorum. Bu vatan coğrafyasının, milletin bir parçası olmanın dışında da her zaman diyorum. Türkiye en güçlü Türk Müslüman dünyasının kalesi. Bunu hepimizin gücünü tutmamız lazım. Çünkü bunu çöktürerlerse, zayıfladarlarsa hepimiz ağır bedelini öderiz. Bize de zayıflatırlar. O yüzden ne yapacağız? Türkiye söz konusuysa hepimiz savunacağız. Azerbaycan söz konusuysa demek ki Güney Kafkasya'daki Hazar Denizi kıyısındaki kalemiz de orası. Orada yıkılırsa Hazar kıyılarında zayıflarız, çıkarlarımız. Bakın ben bunu bakanım biraz açık söylüyorum. Bugünler bazen Kırım'da Rusya'nın batılı devletlerle mücadelesini, savaşını görüyoruz. Bu savaş neyin? Geostratejik bölgede söz sahibi olmanın savaşı ama o topraklar bizim de topraklarımızda bir zaman. Ahıskar bu tarafımızda, Karabağ'da neler yapıldı? Türkiye'nin karada sınırını kaldırdılar Azerbaycan'la. Neden? Çünkü bu Türkiye'ye büyük güç verirdi. Bize de büyük güç verirdi. Bunların hepsini bilinçli yapıyorlar, senaryolar yazıyorlar, sonra uygulatmaya geçiyorlar. Ama çok şükür bugün tarihte şansımız daha büyük.
Türkiye'mizin yanında diğer kardeş devletler var. Bugünlere çok şükür artan gücümüz var. Gençlerimizi de daha da çok bilinçleştireceğiz. Hem mühkem olacaklar, fikir, ruh, düşünce olarak sahiplenmek, hem de daha çok mücadele edeceğiz. Çünkü artık oyunlarını açık oynamaya başladılar. Biraz kapalı oynuyordular ama tamam açtılar ve açık şekilde Türk Müslüman dünyası üzerinde ne istendiğini görebiliyoruz. O yüzden bu oyunları bozmak bizim insanımızın, bizim gençlerimizin, yani yarın da olacak o bir günde. O yüzden de gençlerimizle daha da çok çalışacağız. Oturacağız, konuşacağız. Çünkü ben açık söylüyorum, mesela bazı vakıfları çalışır. Azerbaycan'da da bu emperyalist gücülerin, batılıların. Bunların çoğu bizi sevdiğinden mi para pul harcıyor? Hayır. Kendi çocuklarımızı bizim elimizden açık söylüyorum, almak için çalışıyorlar. Nerede okumuş, akıllı çocuklar var, onları elimizden, o yüzden izin vermeyeceğiz. Kendi çocuklarımızı elimizden almalarına izin vermeyeceğiz. Burada da sizin misyonunuz büyük. Allah sizden razı olsun ki gidiyorsunuz. Çünkü bölgelere, köylere daha çok dokunuyorsunuz. Sizin zahmetiniz danılmaz. Büyük zahmetimiz var. Bundan sonra daha da çok çalışacağız. Hem Türkiye'miz için, hem Azerbaycan'ımız için, hem bakanım söyledi, biz bu coğrafyadaki mazlumların da sesiyiz. Bakın, bir şey olunca herkes yüzünü Türkiye'ye çevirir. Demek ki sizin bir sorumluluğunuz da var. O mazlumların önünde onları savunmak diye, onları korumak, savunmak. Ben diyorum bazen mazlum coğrafyadan bir kardeşlerimiz bize sitem eden de hiç incinmeyin diyorum. Kimden isteyecekler bu desteği? Tabii ki bizden isteyecekler.